Belediye desteğe geliyor, %60'ında kara yollarına gidiyor. Yani ortaklaşa. Ama netice itibariyle ülke ekonomisine katkıda bulunma adına gelen tüm gemiler buradan mal boşalttı. Hem belediye kazanıyordu, hem karayolları kazanıyordu. Sonradan sonra biz de bu işleri bıraktık ve biz belediye başkanı yaptık. Sonra gemileri sattık. Geldik, bu işin içine girdik. 99'da belediye başkanı oldum. 2000-2001 yılında bu iskeleyi bizim belediyenin elinden aldılar. Bu iskeleyle çok mücadele ettim ben varlıkta. Yani bu iskeleyi niye aldınız Ereğli Belediyesi'nin elinden? Ve karayollarının iskelesi orası. Yani bunu alın, valilik özel idaresinden birlikte çalıştırın. Ben bir şey istemiyorum. Burası bir milli servettir. Yani şu iskeleyi yapmaya kalksak şu anda, ya bilmiyorum, herhalde bir 80-100 trilyona maliyeti vardı. Ben hesabını tam yapmadım. Ama 80-100 milyon bir maliyeti vardı bu iskele. Bu iskele 2002'den bugüne kadar, yaklaşık 16 yıldan beri burada yıkılmaya yüz tutmuş, böyle terk edilmiş bir iskele burası. Şurası. Ben o zamanlar işte birçok valimizle görüştük. O zaman özel idare vardı. Toplantılarda o dönemin valilerimize şunu söyledim. Sayın Valim, burası bizim kendi şahsı malımız olsa bir saat boş tutmayız burasını. Burası bir devlet yatırımıdır. Bunun bir saat boş burada kalmasına ben çok üzülüyorum. Burasını eğer Ereğli Belediyesi olarak bizlere güvenmiyorsanız bunu alın valilikten, valilik olarak siz çalıştırın, özel idare olarak siz çalıştırın, kaymakamlığa verin, köylü hizmet götürme birliğinde kaymakamlık çalıştırsın. Ama bu iskele çalışsın burada. Ve ben bunun üzerine bir araştırma yaptım arkadaşlar. Bizim Trakya bölgesinden Bursa'ya, biliyorsunuz Bursa'da sanayi bölgesi, bizim Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu, işte bizim de burası sanayi bölgesi. Her gün yaklaşık Bursa'ya 2000 tane araç gidiyor. Bir o kadar da Bursa'dan Trakya bölgesine geliyor. Ve bakanlıklara çok yazı yazdım, valiliklere yazı yazdım. Dedi ki, bunun İstanbul Büyükşehir'e bir. Bakanlıklar